Abi bak ben böyle yaptım Fatih. Kebabı parkur değil mi? Kumbar ben konu. Tüm Kırtasiyeciler Derneği'nde kırtasiyecilerimizden perakendeci, toptancı, ithalatçı ve imalatçılarımızla birlikte bütün paydaşlarımızın buluştuğu bir derneğiz. Ve bütün kırtasiyecilerimiz için ihracatçımıza ihracat tarafındaki desteklerimiz, perakendecimize perakende tarafındaki destekler, dağıtım kanalındaki meslektaşlarımıza dağıtımdaki yapabilecek dernekteki katkılar, ithalattaki meslektaşlarımıza da ithalat tarafında desteklerimiz devam ediyor. TÜKİT olarak biz devlet kademesiyle her aşamada bir beraber çalışıyoruz. Ürün güvenliği, bugün Türkiye'de kırtasiye ürünlerinde güvenlik oranı %100'lere yaklaşmış durumda. Bu da tüm Kırtasiyeciler Derneği ile Ticaret Bakanlığı arasındaki güçlü ilişkiden kaynaklanıyor. Saha denetmenleriyle birlikte ürünün kimlik bilgilerinin doğru olması, testlerinin doğru yapılması, bütün ayrıntılarıyla hem bunları üyelerimizle paylaşıyor, hem bakanlıktan gelen bilgileri alıyoruz, hem üyelerimizle paylaşıyoruz ve bu aldığımız bilgileri de nihai tüketiciye ulaşana kadar bütün paydaşlarımıza iletiyoruz. Covid-19 tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ülkemizde de yaşandı. Kırtasiye sektörü bu süreci başlarken aslında bütün vatandaşlarımıza, bütün insanlara kırtasiyenin hayatın içinde olduğunu gösterdi. Çünkü kırtasiye hayatın her anında. Bakanımız bugün elinde kalemiyle imza atarken de kırtasiyeye dokunmuş oluyor. Evde boya yaparak, hobi ürünlerini kullanarak da hayatın içindeydik. Covid-19 sürecinde ekonomik anlamda sektörümüz tabii ki etkilendi. Kiralarımız, sigortalarımız, vergi yükümlülüklerimiz, çeklerimiz, kredilerimiz büyük bir döngünün içindeydik. Ve biz de bu süreçten etkilendik. Ama hayatın içinde oluyor olmamız bize bir fark yarattı. Neden? Biz bütün halkımız evdeyken biz onların yanında olabilmek, onların hangi ürünlerle birlikte vakit geçirebileceğini anlatarak hem e-ticaret platformları üzerinden hem de caddelerde, şehirlerde, ilçelerde bütün kırtasiye mağazalarıyla evlere hizmet vererek Covid-19 sürecinde halkımızın yanında olduk kırtasiyeciler olarak. Kırtasiyecilikte ihracat dolayısıyla Covid-19 sürecinde ihracatçı meslektaşlarımız güçlü bir sezon geçirdiler. Ve bütün yurt dışı siparişlerini teslim etmek için Covid-19 sürecinde bile mesai yapmak zorunda kaldılar. Diğer taraftan ithalatçı olan meslektaşlarımız da gelen artan vergi oranlarından dolayı ciddi bir etkilenme oldu ve şu anda ciddi zararlarının olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan toptan dağıtıcılar dediğimiz meslektaşlarımız, derneğimizin diğer bir alanı da onlar da Covid-19 sürecinde dağıtımlarını e-ticaret platformlarından diğer perakendeci meslektaşlara hizmet vererek sağladılar. Yani sektörde evet kapanan yerler var mı? Kapanan yerler perakende tarafında. Çünkü okul karşısında olan kırtasiyenin başka bir şansı yok. Okul kapalı olduğu zaman hayatı duruyor. Ya kırtasiye hayat diyoruz ama kırtasiyeciye bir hayat sağlanmıyor. 31 Ağustos'ta açılması planlanan okulun ertelenmesi de sektörümüzü ciddi anlamda etkilemekte. 21 Eylül'e ertelenen okul sektörün şu anda kanayan yarası. Biz sektör olarak ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Ve 2021 yılını bile etkileyecek kötü senaryolar şu anda göz önünde. 18 milyon öğrenci, 18 milyon öğrencinin kullandığı kırtasiye malzemesi 1,5 yıl esnafın elinde kalmayla tehlikesiyle karşı karşıyayız. Maalesef şu an kırtasiyenin sesini kimse duymuyor.
Bugün discount marketler, süpermarketler, kasaplar, manavlar kırtasiye satma derdine girmiş. Ama kırtasiyeci meslektaşlarımızı ve bizleri düşünen şu anda maalesef kimse yok. Rekabet kurulu gereği ticaretin ticarette bir serbestlik var. Ama bugün eczanelerde satılıyor ilaçlarımız. Ve kırtasiye ürün de böyle bir ürün. Çünkü kırtasiye eğitim materyali. Kırtasiyesiz eğitim olmaz. Bizler kırtasiye kırtasiyeciden alır diye bir sloganımız var. Çünkü biz kırtasiyeyi biliyoruz. Biz hangi ürünün ne hangi derste kullanılabileceğini yönlendirmesini yapabiliyoruz. Bugün çocuğun el becerisini geliştirmek için kullanacağı üründen yazmayı öğreneceği, elinde ilk kalemini tutacağı zamanı da üniversitede son anda sınava gireceği silgisini, kalemini de her şeyini eksiksiz bir şekilde bulabileceği bir yer kırtasiye. Kırtasiyeye geldiği zaman tüketiciler listelerini tam olarak çıkabilirler ve ürün güvenliği %100 olan ürünlerle çıkabilirler. Bizler kırtasiye meslektaşlarımıza, perakendecilerimizle, bütün tüketicilerimize, perakendecilerimizle birlikte hazır bir şekilde güvenli ürünlerimizle hizmet etmek istiyoruz. Ve ticaret serbestliği var ama kırtasiyeciyi düşünerek hareket edilmeden bir ticaret serbestliği var. Sadece okulların açılacağı 10 günlük dönemde yüksek rekabetle çıkılan ürünler maalesef ki kar güdülmeden yapılan işler oluyor. Ve 12 ay boyunca sadece kırtasiye ürünü satan meslektaşlarımıza ciddi zarara uğratmış oluyor. Eğitimde kırtasiyesiz olmaz diyoruz. Eğitimde hedefimiz bir diyoruz. Eğitimde hedefimiz bir, KDV'de de hedefimiz bir. Biz eğitim materyali satıyoruz ama KDV'de %8 ve %18'lik oranlarla karşı karşıyayız. Bugün turizme destek vermek için KDV 1'e düşebiliyor. Bugün eğitimle özel okullara destek vermek için KDV 1'e düşebiliyor. O zaman hayatın içinde olan, eğitim materyali olan kırtasiye ürününün de KDV'sinin 1'e düşmesi gerekiyor. Bunun dışında kırtasiye meslektaşlarımızın en büyük sıkıntısı da devletten beklediğimiz en önemli şey kredi desteği, sigorta desteği ve vergi desteği. Bunlar bizim şu an okul açılmaması sebebiyle ciddi bir anlamda etkilenen esnafımıza yardımcı olacak ve onlara bir nebze olsun destek olacak paketler devlet tarafından bekliyoruz.